Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten harika ötesi bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Çünkü bugün sizlerle beraber Dünya Kupası 2018 FIFA Mobile 18 konsept düzen, yani ne demek oluyor? Dünya Kupası 2018 etkinliği geliyor arkadaşlar FIFA Mobile 18'e ve bugün sizlerle beraber o etkinliği birazcık inceleyeceğiz. Bakalım neler gelecek, tam olarak neler olacak, bunları sizlerle beraber göreceğiz. Her zaman izlediğimiz Itis Strobe kanalı gerçekten harika bir video hazırlamış. Zaten izlenme sayısından da güzelliği belli oluyor. Ve şimdi sizlerle beraber onu izleyeceğiz ve yorumlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde etkinlikler gelmeden önce detaylı bilgili videolar için sizlerden çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Bakın abone olun, gerçekten benim için çok önemli. Itis Strobe kanalının çok videosunu izliyoruz. Daha hiç telif yemedik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ona da. Demek ki izin veriyor. Zaten bir kere yorumlarda falan konuşmuştum ben onunla. YouTuber'larla kadro falan kurmuştu. Orada yorumlarda falan sohbet etmiştim olmuştu. Sıkıntı olmayacağını yine düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ana ekran bu şekilde. Gerçekten çok güzel. FIFA Official License Product. Tamam. Sonra buraya geçiyor. Her zamanki gibi. Oyuna giriliyor. Bu montajları gerçekten çok güzel yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok beğeniyorum. Hani çok beğenerek takip ettiğim bir kanal. Zaten aboneyim kendisine. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir etkinlik. Etkinlikler kısmında gördüğünüz gibi 2018 FIFA World Cup Rusya var. Yani Dünya Kupası'nda olacağı için finali Rusya olarak yazıyor. Ve yaklaştırınca da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Geçen sene gelmişti zaten bu etkinlik. Evet. Grup A, Grup B ve Grup C tarzında etkinlikler var. Görmüş olduğunuz gibi Twitter adresini de koymuş ekrana. 767 enerjisi mi var lan? Şuş. Grup A, Grup B ve Grup C gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı etkinlikleri var ve ilerleme var. Çünkü bu döneme göre, bu seneye göre bir dizayn yapmış. Ve çok kaliteli yapmış abi. Bunları montajlamak, fotoğraflarını montajlamak gerçekten kolay değil. Ve bayağı da güzel yapmış bence. Ben çok beğendim yani gerçekten. Hani şu anda daha sizlerle beraber ilk defa izliyorum gerçekten, ama gerçekten süper. Bu arada bir tane daha etkinlik var. Onu da çekeyim, yorumlara yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Andres Iniesta'yı almak 3 tane Dünya Kupası antrenman XP'si gerekiyor. Ben geçen sene Gareth Bale almıştım hatırlıyorsanız. 5000'de FIFA Points gerekiyormuş mesela. Güzel abi, mantıklı. %100 bu şekilde çıkmıyor arkadaşlar zaten yaptıkları, ama etkinlikler hemen hemen yakın çıkıyor. Ve çok araştırıp yapıyor bu etkinlikleri. O da aklınızda bulunsun. Paketlerde Points'le gelmeyecek, Points'le gelecek diye bir gösterim yapmış. Umarım Points'le de gelir yani. Gelirse sevinirim. Umarım gelir. Coins'le paket açma gelirse çok da güzel olur, çok da süper olur, çok da muazzam olur yani. O da aklımızda bulunan bir şey olsun arkadaşlar. Haydi bakalım, şimdi bakalım. Mandzukic geldi. D grubundan. Mandzukic'in kartı da güzel duruyor. Dizaynları zaten arkadaşlar, bu adamın harika. Kart dizaynları kendisi yapıyor tek başına yani. Açıyor Photoshop'u ya da başka bir programı, kendisi bu kadar dizaynları yapıyor. Birazcık montaj hatası oluyor ufak tefek. O zaten olması gerekiyor. Yani o kadar foto montaj kullanmayı zaten yine de iyi bilen birisi. Şu anda karşımızda Iniesta ile Mandzukic var. Güzel kartlar var. Muhteşem kartlar var bu arada. Iniesta çok işime yarar benim. Ve Dünya Kupası'nda da büyük bir başarı sağlayacağını düşünüyorum. Kingsley Coman C grubundan. Kingsley Coman arkadaşlar, gördüğünüz gibi 90'lık sağ kanat. Beşiktaş maçında neydi öyle arkadaşlar? Resmen mermi gibi uçuyor adam. Robben de öyle, bu da öyle. Gerçekten bunlar uçuyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Beşiktaş'a başarılar dilediğimi zaten daha önceki videolarımda söyledim. Ancak 5-0 kaybetmemiz gerçekten beni çok üzdü. Sağlık olsun diyelim. Ve Suarez, Uruguaylı yıldız Suarez. 90'lık kart. Genelde 90'lık olarak çıkmış arkadaşlar kartlar, gördüğünüz gibi. Hani oyuncular, kartlar, etkinlikler harika. Muazzam gözüküyor. Umarım bu etkinlik bir an önce gelir ve biz de bunu çekeriz ve şampiyon oluruz. Evet arkadaşlar, haydi bakalım, umarım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etkinliğin asıl fotoğrafı bu şekilde. Bence gördüğünüz gibi gruplar zaten belli galiba. Şu anda belli mi bilmiyorum tam. Bu takımlar var şu anlık. Bakalım başka takımlar olacak mı, onu da bilmiyoruz. Ama gerçekten kartlar muazzam. Her şey muazzam. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde de bir dizayn halini göstermiş, bulunmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım daha neler göreceğiz. Bir şeyler daha görürüz herhalde. Çünkü bu kadarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum.
Bakalım başka neler göreceğiz arkadaşlar. Umarım başka güzel şeyler de görürüz. Haydi bakalım. Burada bayağı bir uzun süre durmuş. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet. Aynı görüntü galiba. Farklı bir görüntü değil gibi duruyor. Grup A, grup B, grup C tarzı. Güzel görüntüler ama aynı görüntüler. İleri alalım birazcık. Şöyle. Evet, ekran görüntüsü. Iniesta. Iniesta'nın bu görüntüsü var arkadaşlar. Ve bu şekilde, evet, birazcık yaklaştırıp bir şeyler yapıyor şimdi. Onları da izleyelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yakınlaştırılmış hali bu şekilde. Bunların hepsini tek tek oynayıp 95 genlik bir oyuncuya ulaşabiliyorsunuz. Tabi bunları oynamak zor olacak bizim için. O main kısmı var ya, main yazan yer arkadaşlar. Orası bizim için önemli olacak. Oradan kasacağız ve buradan da ayarlamalarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, grup aşamaları da bu şekilde. Select a nation to play with diyor. Yani bir tane ülke seçeceğiz ve onunla oynayacağız. Çok güzel olur. Muhteşem olur. Oo, bak main dediğim kısım burası. Antrenman yaptığımız kısım. Günlü etkinlik yenilenmesi yazıyor. Altında da aylık bir tanesini seçin yazıyor. Öyle şu anda onların anlamları bu şekilde. Siz nasıl anlam çıkarıyorsanız onu yorumlara yazabilirsiniz. Ben tam anlamadım burayı. Hani her gün yenilenen etkinliği anladım ama aylık yenilenen ülkeyi tam olarak anlayamadım. Ve çok reklam çıkıyor. Kapatalım bunu da. Evet, FIFA Gamers. Leg 2 Edit Squad diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Almanya'yı seçti mesela, aylık olarak seçtiği galiba o. Almanya'yı seçti ve Almanya'yı yönetiyor. Yani maçlarını oynuyor kendisi. Ve puan kasıyor. Puanı kasabildiği kadar da... Bu arada Edit Squad var. Kadroyu oluşturma yeri falan var. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar belki şey olabilir. Hani kadro kurma görevleri tarzı şeyler geliyordu ya. Bakın. Aa, 90 vs 90 overall. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu... Şey olabilir, Almanyalı mesela 11 tane Almanyalı oyuncu gerekecek. Onlardan kadro kuracağız ve sadece onlarla oynayabileceğiz. Böyle olursa çok zor olur ama çok müthiş olur ve gerçekten çok eğlencesi çıkar. Ve dediğim gibi çok güzel olabilir ya. Bence çok güzel olur arkadaşlar. Umarım öyle dediğim gibi, düşündüğüm gibi olur. Düşündüğüm gibi olmazsa sağlık olsun ama düşündüğüm gibi olursa da sevinirim yani. Ve bu şekilde de etkinlikler gözüküyor arkadaşlar. Bayağı güzel etkinlikler gelecekmiş bu arada. Oo, Chicharito Hernandez, 95'lik striker, santrafor, harika duruyor gerçekten. Chica chica Chicharito. Haydi bakalım, bakalım. Bu arada alt kısımda arkadaşlar kimlerin dizaynladığı yazıyor yani. Bu da aklınızda bulunsun yani. Haydi bakalım. Sturridge, 95'lik santrafor. Yani santrafor değil, forvet arkası Sturridge. Çok sevdiğim bir kart ama MF bu oyunda kullanılmıyor. Ama arkadaşlar gördünüz mü? Ülke bayrağı ne güzel dizaynlanmış. Harika. Ülkenin yarısı üstünden geçiyor, yarısı altından geçiyor. Hani anladınız mı? Ülke bayrağı Starlight'ın yarısı altından, yarısı üstünden geçiyor. Ve bu dizayn çok hoşuma gitti abi. Başka oyuncularda da görmek isterim tabii ki. Umarım başka oyuncular da yapmışlardır. Bakalım. Of. Abi Vidal'e o mevkisi yakışır mı bilmiyorum. Çünkü Bayern Münih maçını izlediğimde defansif yönde çok etkiliydi. Ancak ofansif olarak o kadar etkili miydi bilemiyorum. Ama defansif anlamda gerçekten Beşiktaş'ı çok zorladı Vidal. Ve MDO çıksa daha kullanışlı olur, daha mantıklı olur. Cam da çıkabilir, fark etmez. Arkadaşlar ayrı ayrı dizaynlar olduğu için buradaki oyuncular ve reytingler farklı oluyor. Bu da aklınızda bulsun. Hani ayrı ayrı kişilerin dizaynları. Ve Gareth Bale sağ kanat. Abi işte bu adam var ya, harika ya. Şu anda formu düşük gerçek futbolda, ancak harika. Bu arada bu oyuncularda da gördüğümüz gibi ülke bayrakları hem aşağıdan geçiyor hem üstten. O da ülke bayraklarının arasına girmiş şekilde. Bu tarz bir dizayn yaparsa yani EA Sports gerçekten harika. Ve alttaki durumda da amblemi gözüküyor. O da çok güzel duruyor abi. Ve burada Eti Strobe'nin dizaynları gözüküyor şu anda. Bakalım diğerinde ne gözükecek. Umarım güzel şeyler gözükür bakalım. Haydi bakalım. Birazcık ileri almak istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. 10 dakikayı tamamlamak için yapılmış bazı şeyler var. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel dizaynlar vardı. Ve gerçekten çok muazzam olduğunu düşünüyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve muazzam olmuş. Gerçekten harika olmuş. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Beğenerek yaptığım güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İti Strobe kanalına
Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi bu şekilde bilgilendirmiş oluyor ve ben de önceden sizlere bunu Türkçe açıklamalı, konuşmalı, yorumlamalı şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Umarım benim bu tarz çektiğim videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer daha fazlasını istiyorsanız, önceden etkinlik bilgilendirmesi, önceden aklınızda bulunmasını istiyorsanız tam olarak şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek muazzam bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Birisinde rekortmenler paketi açtım. Birisinde de 91 gen Royce tamamladım. Bakalım Soker attım mı? MOO mu almışım? Bunu da merak ediyorsanız gidebilirsiniz. Hoşçakalın, seni seviyorum. Like atmayı unutmayın ve bye bye.